Türk milletinin var olma mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden her bir ferdin gösterdiği mücadele azmiyle ilgili ciltlerce kitap yazılsa yine az gelir. Türk milleti bu mücadelede her bir ferdiyle büyük yokluk ve imkansızlıklar içinde bağımsızlığı için adeta canını dişine takmıştı. Türkler bir yandan işgalci güçlerle mücadele ederken diğer yandan da İstanbul hükümeti ve yanlılarıyla da mücadele ediyordu. Bu mücadelenin en önemli safhalarından biri de din olmuştur. İstanbul hükümetinin Şeyhülislam Dürrizade Abdullah'ın fetvalarına karşılık Ankara hükümeti Mehmet Rıfat Börekçi ile karşılık veriyor. Mücadele cephenin yanı sıra hem propaganda hem de din üzerinden de yürütülüyordu. İşte bu mücadele içinde Fener Rum Patrikhanesi'ne karşı tek başına mücadele eden Papa Eftim de bunlardan biriydi. Papa Eftim, Fener Rum Patrikhanesi'nin megalo iddiasına karşılık Anadolu'da milli mücadele fikrini Hristiyanlara aşılamaya çalışıyor, milli mücadeleye destek arıyordu. O, Atatürk'ün kendisine Baba Eftim dediği milli mücadelenin sessiz kahramanlarından Türk dostu değil, Türk oğlu Türk Papa Eftim'di. Milli mücadelenin önemli kahramanlarından Papa Eftim kimdir? Gelin hep beraber Hristiyan Ortodoks Türklerin temsilcisi olan Papa Eftim'in yaşamını ve milli mücadeleye olan katkılarını inceleyelim. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanalımızla ilgili eleştiri, görüş, öneri ve araştırmamızı istediğiniz konuları isterseniz videonun yorum kısmına, dilerseniz de topluluk kısmına yazarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Din kavramı toplumlar üzerinde etki yaratan, toplumların yönlendirilmesinde kullanılan manevi değerlerin başında gelir. Bu nedenle tarih boyunca devletler veya çeşitli güç odakları başarıya ulaşma adına din olgusuna sık sık başvurmuşlardır. Aynı şekilde bu olgu Kurtuluş Savaşı'nda gerek milli mücadele yanlıları gerekse de düşman ile işbirliği içindeki odaklar tarafından çok kere kullanılmıştır. İşte böyle bir durumda megalo iddia düşüncesini eskiden beri içinde taşıyan Fener Rum Patrikhanesi, Osmanlı Devleti'nin düştüğü aciz durumdan faydalanarak Yunanistan'a katılma ve Anadolu'nun yeniden Rumlaşması için harekete geçmişti. Bunun için de ilk fırsat Mondros Ateşkes Anlaşması olmuştu. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra İttihat ve Terakki Hükümeti'nin adamı sayılan Patrik 5. Germanos Ruhani Meclis tarafından azledilmişti. Yerine vekaleten Bursa Metropoliti Doroteus Mamellis tayin edilmişti. Mamellis tayin edildikten sonra Türkiye aleyhinde ciddi faaliyetlerde bulunmuş ve ilk işi Patrikhane ile Osmanlı hükümeti arasındaki ilişkilerin kesildiğini açıklamak olmuştu. Mart 1919'da yayımladığı bildiride artık Ortodoksların Osmanlı vatandaşı olmadıklarını ileri süren Patrik vekili itiraf devletlerine hitaben de bütün Türkiye'nin işgal edilmesi gerektiğini söylemişti. Bununla da yetinmeyen Mamellis, megalo iddia ülküsüne ulaşmak için Fener Rum Patrikhanesi öncülüğünde Mavri Mira Cemiyeti gibi bazı kuruluşlar teşkil edilmesini sağlamış, Trabzon'da asayişin bozulması yönünde buradaki metropolitlere emirler göndererek işgalin önünün açılması için çalışmalarda bulunmaktaydı. Fener Rum Patrikhanesi'nin bu çalışmalarına karşılık Hristiyan Rumlara oranla daha az bir nüfusa sahip Hristiyan Ortodoks Türkler de Patrikhanenin direktiflerine karşı gelmeye başlamış ve milli mücadele yanında tavır almaya başlamışlardı. Ortodoks Türklerin Fener Rum Patrikhanesi'nin oyunlarına gelmemesinin ardında yatan başka bir sebep ise Patrikhanenin 19. yüzyılın başından beri uyguladığı Rumlaştırma politikası olmuştur. Anadolu'da milli mücadeleyi destekleyen ve hiçbir konumda Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ile işbirliği yapmayan bu grubun başında Papa Eftim bulunuyordu. Bu Türk Ortodoksları adeta Papa Eftim'in şahsında bütünleşmişlerdi. Papa Eftim yani Zeki Erenol 1884 yılında Yozgat'ın Akdağ Madeni kasabasında dünyaya gelmiş, vaftizi yapıldıktan sonra ona dedesinin ismi olan Pavri ismi verilmişti. Ailesi Akdağ Madeni'nde Karahisarlıoğlu lakabıyla tanınıyordu. Ortaokula gitmeden önce dine karşı duyduğu ilgiden dolayı 90 yaşındaki gözleri görmeyen babaannesiyle birlikte kiliseye gitmeye başlamıştı. Ortaokuldaki hocası Şevki Efendi'nin telkinleriyle dine daha çok bağlanan Pavri'nin en büyük ideali inancı çerçevesinde iyi bir din adamı olmaktı. Müslüman arkadaşlarının Kur'an-ı Kerim'i ezberlemelerine imrenerek İncil'i ezberlemişti. 1912 yılında Hristiyanlıkta 3 yüksek ruhban derecesinin ilk basamağı olan Diakos ünvanını alan Pavri, 1915 yılında papaz, 1918 yılında da Keskin metropoliti olmuştu. Kendisinin Kurtuluş Savaşı'na katılışı da aşağı yukarı bu dönemde olmuştu. Papa Eftim, Fener Rum Patrikhanesi'nin Türkiye aleyhine takındığı tutuma karşı olarak milli mücadeleye bizzat destek vermiş ve Fener Rum Patrikhanesi'nin çalışmalarına karşılık Türkiye'ye olan sevgisini şöyle belirtmişti. "Ben Türk dostu Eftim değil, Türk oğlu Türk Eftim'im
Ben her zaman her yerde Türk olduğumu beyan ettim. Bir yabancı Türk dostu olabilir. Fakat benim gibi halis bir Türk vatandaşının yabancı bir Türk dostu gibi gösterilmesi, onun milliyetinden şüphe edilmesine delalet eder ki bundan incinmemek, üzülmemek imkansızdır. Bana Türk demeyip Türk dostu diyenleri hiçbir surette affedemem. Papa Eftim, 1918'de Keskin Metropoliti Vekili sıfatıyla göreve geldikten sonra Fener Rum Patrikhanesi'ne karşı mücadeleye başlayarak Anadolu'ya yapılan haksız saldırıların Müslümanlar kadar Hristiyanları da üzdüğünü açıklayan bir beyanname yayınlamıştı. Bu beyannamede Patrikhane'nin din ile milliyeti birbirine karıştırdığını söylemiş ve Anadolu'daki Hristiyanların baskı altında oldukları iddialarını da reddetmişti. Papa Eftim, milli mücadele başladığı esnada Saman Pazarı'na yerleşmişti. Ankara hükümeti ile iyi münasebetler içerisinde olan Papa Eftim, Fener Rum Patrikhanesi'nin milli mücadeleye olan tavrı ve Türk düşmanlığı ve bilhassa Patrik Kaymakamı Doretos'un Türklere ve milli mücadeleye karşı olan pervasız hareketleri üzerine Patrikhane ile bağlarını tamamen koparmış ve bundan sonra Anadolu Hristiyanları için yeni arayışlara girişmişti. Kendisine tabi olan ve diğer Türk Ortodokslarına ait bir patrikhanenin tesisi fikri Papa Eftim'de bu dönemde oluşmaya başlamıştı. Fener Rum Patrikhanesi'nin milli mücadeleye karşı yaptığı propaganda ve diğer faaliyetlerinden hiç olmazsa Anadolu Ortodokslarını uzak tutabilmek ve Türk Ortodokslarının yaptıkları mücadelenin daha sağlam bir zemine oturtulması için Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin kurulması fikri ortaya çıkmıştı. Bu amaçla Büyük Millet Meclisi'ne müracaatta bulunan Papa Eftim'in talebi Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulunmuş ve meclis yapılan müracaatı hemen değerlendirerek 1921 yılının Ocak ayında bir kanun teklifi hazırlamış ve genel kurulda görüşmeye açmıştı. Ocak ayında verilen kanun teklifi 3 Mayıs 1921 tarihinde kabul edilmişti. Papa Eftim, Keskin Türk Ortodoks Metropoliti Vekili imzasıyla 30 Kasım 1921'de yayımladığı beyannamede vatanlarına yönelik haksız saldırılara karşı mücadeleden başka çareleri kalmadığını, karmaşa ve kargaşa kışkırtıcılarının başında Fener Rum Patrikhanesi geldiğine dair Anadolu'daki bütün Ortodoksların hemfikir olduklarını belirtmişti. Ayrıca kendilerine ait hükümetin Ankara'daki Büyük Millet Meclisi hükümeti olduğunu ve hükümetlerini hiçbir zaman hiçbir merceğe şikayet etmelerinin de mümkün olmadığına dikkat çeken Papa Eftim, Cemiyeti Akvam ve Avrupa devletlerini de sağduyuya davet ederek bilhassa kendileriyle alakalı olarak azınlıklar hukukunun Türkiye'de benimsenmesinin mümkün olmadığına dikkat çekmişti. Papa Eftim, yayımladığı Türk Ortodoks Kilisesi başlıklı bildirisinde bütün Ortodokslardan Anadolu'da başlatılan milli mücadeleye destek vermelerini ve şerre alet olmamalarını istemişti. Aslında Türk Patrikhanesi'nin kurulması fikri milli mücadeleden önce Osmanlı döneminde de gündeme gelmişti. Papa Eftim 1903 yılında bir Türk imzasıyla verdiği bir dilekçede Fener Rum Patrikhanesi'nin Balkanlardaki faaliyetlerinden bahsetmiş ve bir Türk Patrikhanesi'nin kurulması talebinde bulunmuştu. Ancak bu talep dönemin şartları ve Fener Rum Patrikhanesi'nin baskıları nedeniyle kabul edilmemişti. Milli mücadele döneminde Fener Rum Patrikhanesi'nin çalışmalarına karşı Anadolu'dan başarılı olamayacağını anlayan Papa Eftim, Anadolu'da bağımsız bir Ortodoks Kilisesi kurmaya karar vermiş ve sonunda Kayseri'de bir genel kongre toplamayı başarabilmişti. Bu iş için Büyük Millet Meclisi hükümeti Adalet Bakanlığı'ndan izin almış ancak kongreyi toplayabilmek için 3 ruhani başkanı toplaması gerekiyordu. Patrikhane'ye uyup kendilerini siyasete kaptıran ve Türklüğe karşı aleyhte faaliyetlere girişen birçok ruhani başkanlar ya kaçmış ya da kaçmak hazırlığı içerisindeydiler. Ancak pes etmeyen Papa Eftim, Konya Metropoliti Prokobios, Maçka Metropoliti Krillos, Antalya Episkoposu Meletios ve Gümüşhane Episkoposu Vervasios'u binbir güçlükle ikna etmeyi başarmış ve kongrenin Kayseri'de toplanmasını sağlamıştı. Bu kongreye karşı Fener Rum Patrikhanesi, İstanbul hükümetinin Ankara hükümetine gösterdiği tepkiyle aynı tepkiyi göstermiş ve bu kuruluşun kendileri tarafından onaylanmadığını ve bağımsız bir kilise olamayacağını ileri sürmüştü. Ayrıca böyle bir kuruluşun önüne geçebilmek için dış ülkelere telgraflar çekerek Anadolu'da Rumluğun kurtarılması yolunda büyük çaba sarf etmişti. Özellikle Londra'dan ve Amerika'dan bu yönde destek beklemişti. Halbuki Fener Rum Patrikhanesi de kuruluşu döneminde Katolik Kilisesi tarafından reddedilip aforoz edilmişti. Fener Rum Patrikhanesi'nin bütün çabalarına rağmen çalışmalar devam etmiş ve Kayseri'de Zincirdere Manastırı'nda 12 metropolitin bir araya geldiği bir kurultay gerçekleşmişti. Bu kurultayda Türk Ortodokslarının Fener Rum Patrikliğinden ayrılmaları ve bağımsız bir Türk Ortodoks Patriği seçme girişimleri yapılmıştır. Hatta Anadolu'da Ortodoksluk Sadası ismiyle 22 Temmuz 1922 ile 8 Nisan 1923 tarihleri arasında 2 sayfalık toplam 16 sayı olmak üzere Osmanlıca bir gazete yayımlamışlardı. Bu kongrede Umum Anadolu Türk Ortodoksları Kilise Kongresi'nin Büyük Millet Meclisi'ne tabi olduğu açıkça belirtilmiş ve bu husus gazetede de açıklanmıştı.
Gerçekleştirilen kongrede kanun ve nizamlara aykırı olarak patrik seçilen Meletios Metaxakis patriklikten çıkarılması ve Fener Patrikhanesi'nin feshedilmesi, Kayseri'de bağımsız bir Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin kurulması, kilise ve cemaatler tarafından noterliklerce düzenlenmiş vekaletnamelerle Papa Eftim'e Anadolu Ortodoks Kilisesi'nin umumi vekilliği ve murahhaslığı payesi verilmesi kararı alınmıştı. Papa Eftim önderliğinde Türk Ortodokslar, işgalcilerin ve işbirlikçi patrikhanenin muhalefetine rağmen milli mücadelenin yanında yer aldıklarına dair gayretlerinden geri durmamışlardı. Papa Eftim, hem cemaatinin hem de bütün Türk milletinin şek ve heyecanla milli mücadeleye desteklerini arttırmak gayesiyle 31 Mart 1922 tarihinde meclis binasının önünde bir konuşma yapmıştı. Bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın da katıldığı açık hava toplantısında yaptığı konuşmada Papa Eftim, tarihten ve İncil'den örnekler vererek Türk milli mücadelesinin muvaffakiyetine ve lideri Mustafa Kemal Paşa'ya tam olarak itimat edilmesinin lüzumunu vurgulamıştı. Türk milletinin azmi karşısında hiçbir kuvvetin dayanamayacağının altını çizen Papa Eftim, Fener Rum Patrikhanesi'nin ihanetlerine de dikkat çekerek her şeye rağmen Türk milletinin ve ordusunun muzaffer olacağı müjdesini vermişti. Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından gerçekleştirilen Lozan görüşmelerinde hem patrikhane hem de azınlık meselesi görüşmenin önemli konuları arasında yer almıştı. Görüşmelerde tıpkı diğer maddeler gibi bu meseleyle ilgili müzakereler de çok çetin geçmişti. Ankara hükümeti patrikhanenin İstanbul'dan taşınmasını istiyordu. Ancak gerek Yunanistan gerekse de diğer Avrupalı devletlerin buna karşı çıkması üzerine patrikhanenin İstanbul'da kalmasında karar kılınmış ve siyasi bütün yetkilerinden arındırılmıştı. Azınlıklar konusunda da mübadele kararı alınmış, İstanbul ve Batı Trakya hariç Anadolu'daki Ortodokslar ile Yunanistan'daki Türklerin mübadelesi kararı alınmıştı. Ancak mübadele dini esaslar temel alınarak gerçekleştiği için Anadolu'da bulunan Ortodoks Hristiyan Türkler de bu mübadeleye tabi tutulmuşlardı. Anadolu'daki Karamanlı Hristiyan Türkler 1923'teki nüfus mübadelesi sırasında dinlerinden dolayı Rum milletine dahil edilmiş ve Yunanistan'a gönderilmişlerdi. Böylece Papa Eftim ve cemaati de Yunanistan'a nakledilmiş ve cemaati de silinmiştir. Anadolu'daki Ortodokslarla Yunanistan'daki Türklerin mübadelesinden sonra Papa Eftim İstanbul'a gitmişti. Çünkü Anadolu'da Ortodoks kalmayınca Keskin'de oturmayı manasız bulmuştu. Ancak Papa Eftim açısından mücadele sona ermemişti. Çünkü her ne kadar patrikhane cemaatini kaybettiyse de bu defa az sayıdaki aile mensuplarıyla hem Fener Rum Patrikhanesi'ne karşı yakından mücadele edebilmekte hem de Anadolu'dan gidip İstanbul'a yerleşmiş olan Ortodoksları patrikhanenin zararlı çalışmalarına karşı korumaya çalışacaktı. Amerikalı gazeteci Claire Price, Papa Eftim'in patrikhane ile olan mücadelesinden bahsederken kendisinin patrikhanenin skolastik zihniyetine karşı savaş açtığını ve Mustafa Kemal'in Müslüman gericiliğiyle Papa Eftim'in de Hristiyan gericiliğiyle mücadele ettiğini ifade etmişti. Papa Eftim, Türk Ortodoks kimliğiyle ayakta durmak için mücadele etmiş ve bunda da tüm olumsuzluklara rağmen büyük başarı elde ederek kendisinden sonra da Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin varlığını devam ettirmesi için uygun ortamı hazırlamıştı. Papa Eftim, 14 Mart 1968 tarihinde öldüğü güne kadar bunlarla mücadeleye devam etmişti. Öldükten sonra büyük oğlu Doktor Turgut Erenoğlu 2. Papa Eftim adıyla yerine geçmişti. O da babasının izinden ayrılmamış, 8 Mayıs 1991 tarihinde vefat edinceye kadar patriklik görevini devam ettirmiş ve Türk Devleti ile ilişkisini hiç kesmemişti. Onun yerine kardeşi Selçuk Erenoğlu 27 Ocak 1992'de patriklik görevini üstlenmiş ve 3. Türk Ortodoks Patriği olmuştu. Selçuk Erenoğlu 19 Aralık 2002 tarihinde vefat edince yerine bir müddet patrik seçilememiş, daha sonra oğlu Paşa Erenoğlu 4. Papa Eftim sıfatıyla Türk Ortodoks Patriği olmuş ve bu görevini de halen sürdürmektedir. Onunkisi adeta yel değirmenlerine karşı savaş açan Don Kişot'un hikayesi gibiydi. Bir yandan milli mücadele için Hristiyanlardan destek toplamaya çalışırken öte yandan da Ortodoksluğun merkezi Fener Rum Patrikhanesi'ne karşı mücadele ediyordu. Ancak günün sonunda cemaati Ortodoks sayılarak göçe zorlanacaktı. Kaderin kör talihidir ki Anadolu'da Hristiyan olarak bakılan bu insanlara bu kez de Yunanistan'da Türk olarak bakılacaktı. Zira Yunanistan'a giden Hristiyan Türklerin birçoğu bir kelime bile Yunanca bilmiyordu. Buna rağmen ölene kadar mücadelesini sürdüren Papa Eftim, Kurtuluş Savaşı'nın önemli simalarından biri olarak adını tarihe yazdırmıştı. Papa Eftim ile ilgili hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video ve kanal ile ilgili eleştiri ve görüşlerinizi hem videonun yorum kısmına hem de kanalın topluluk sayfasına yazabilirsiniz. Daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere, esenlikle kalın.